kadına el kalkamaz. Kadına yönelik şiddet, kadınların maruz kaldıkları fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolojik eylemler olarak karşımıza çıkıyor. Şiddet, yaşam hakkı, eğitim hakkı ve sağlık hakkı gibi temel insan haklarını ihlal ediyor. Üstelik şiddetin etkisi şiddet görenle sınırlı kalmıyor. Şiddet gören, utanma, yalnızlık, suçluluk, fiziksel rahatsızlıklar ve yeme bozuklukları gibi onlarca sonuca maruz kalıyor. Çocuklarsa kendine güvensizlik, aşırı pasiflik ya da hiperaktivite, iletişim sorunları, uyum sorunları, okul başarısında düşüş, kişilik bozuklukları, suça yönelme, antisosyal özellikler gibi etkilerle karşılaşıyor. Annenin maruz kaldığı şiddet, çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz etkilerken, babanın uyguladığı şiddet, baba-çocuk ilişkisine onarılamaz zararlar veriyor. Anayasamızda kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip. Türk Ceza Kanunu'nda hakaret, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, bedensel ya da ruhsal bakımdan eziyet etme, ısrarlı takip, cinsel saldırı, istismar, taciz, kasten yaralama ve kasten öldürme fiilleri suç teşkil ediyor, karşılığında hapis ve para cezaları öngörülüyor. ...6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunda, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirler yer alıyor. Kanuna göre şiddet uygulayanlara yönelik müşterek konuttan uzaklaştırma, konuta, okula ve iş yerine yaklaşmama, yakınlarına, tanıklarına ve çocuklarına yaklaşmama, kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etme, alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılığının olması halinde hastaneye yatmak dahil muayene ve tedavisinin sağlanması, bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurma ve tedavinin sağlanması, öfke kontrolü başta olmak üzere rehabilite edici programlara katılma gibi önleyici tedbir kararları verilebiliyor. Kanunda yer alan bu tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasının sağlanması amacıyla mahkeme tarafından şiddet uyguladığı iddia edilen kişi hakkında elektronik kelepçe takılması kararı verilerek kişi anlık olarak izlenebiliyor. Şiddet faili tarafından tedbir kararlarına aykırı hareket edilmesi halinde hakim tarafından 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi kararı verilebiliyor. Tarihimizin tüm toplumsal süreçlerinde kadının belirleyici ve destekleyici bir rolü olduğu biliniyor. Kadınlarımız yönetimde, savaşta, barışta erkeklerle birlikte yer alıyor. Kurtuluş Savaşı'ndaki onlarca kadın kahramanlarımız tarih içerisinde bir ve bütün olarak gören bir anlayışla yoğrulmuş olmamızın güçlü göstergeleri. Aziz şehitlerimizin kanı, gazilerimizin kahramanlıkları, kadınlarımızın fedakarlıklarıyla kurulan vatanımızda kadına yönelik her türlü şiddete karşı hukuk içerisinde mücadele etmek, sevgi ve saygıya dayalı değerlerle kurulmuş olan ülkemizde hepimizin sorumluluğunda. Dinimiz, ırkı, yaşı, dili, cinsiyeti, dini ne olursa olsun saygın ve onurlu bir varlık olan insanın İslam tarafından tanınan 5 temel hakkını, yani can, akıl, inanç, mal ve nesil dokunulmazlığını öne çıkarıyor. Sevgili Peygamberimiz, Müslüman, elinden ve dilinden insanlara zarar gelmeyendir, buyuruyor. Dinimize göre asıl olan şefkattir, merhamettir, yaşatmaktır. Hiçbir kul, bir başkasının canına, malına ve kişilik haklarına kast edemez. Dinimiz, aile içi şiddete yol açan her türlü zihniyet, inanış, gelenek ve törenin karşısında durulması gerektiğine vurgu yapıyor. Eşimize, çocuklarımıza, diğer aile bireylerimize ve kadınlara saygılı olmalıyız. Aile, ortak yaşamın en temel birimidir.
aile ve evi ilgilendiren konularda birlikte karar vermeliyiz. Konuşmak, iletişimin temelidir. Sorunlarımızı konuşarak çözmeliyiz. Sürekli hata aramaktan kaçınmalıyız. Sinirlendiğimiz zaman agresif davranışlar sergilememeliyiz. Anlaşmazlıkları olumlu bir şekilde çözmeye gayret etmeliyiz. İletişim kurarken karşı tarafı eleştirici, suçlayıcı, alay edici, korkutucu, aşağılayıcı, tehdit edici, küçük düşürücü ifade ve davranışlardan kaçınmalıyız. Hakaret ve küfür içeren sözler kullanmamalıyız. Öfke kontrolünü sağlamak için gerektiğinde profesyonel destek almalıyız. Kadının elindeki parasını, mirasını izinsiz veya zorla almamalıyız. Şiddetin kız kardeşimize, annemize, kızımıza, torunumuza, kız arkadaşımıza yönelik olarak da gerçekleşebileceğinin farkındayız ve tüm erkekleri bu konuda bilinçli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kadına el kalkamaz.